Yaklaşık 3 dakika önce uyandım. Onun için şu gözümle bu gözüm arasında bir büyük küçüklük farkı var. 9'da diş hekimine gitmem lazım. Randevum var. Şu an saat 8:46. Bu 14 dakika içinde üstümü giyip, hazırlanıp, yemek yiyip, dişini fırçalayıp evden çıkıp dişe gitmem. Evden ölüyorum. Evet. Her yere sürüyoruz. 4 dakika kaldı 9'a. Annem aradı az önce. Yemeden çıkma, son yemeğin olacak diye. Ay. Son yemeğe bak. Koko kut yiyeceğim yani. Yeni çanta aldım. Geç kalırken söylenmesi gereken bir şey budur. Tamam. 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 Saat 9:03 geçiyor. Yani olayı anlatabildim mi bilmiyorum ama. Saat 9'u 15 geçiyor. Yapabileceğimi düşünüyorum. İnşallah dişçi amca yapar. YouTube hayatımda son vermem lazım çünkü böyle konuşarak hayata devam edemem. Çünkü normalde de dişlerim böyle göründüğü için hem dünya çirkiniyim. Ben çok çirkin hissediyorum Allah'ım. Yani böyle her şey normal değil çünkü konuşunca bile bunlar belli olduğu için çok mutsuzum. Annem ilk gördüğünde böyle baktı bana. Anne dedim hani insan bir güzel oldu falan der. Biliyorum güzel olmadığını dedim. Ya yok güzel olmuş falan demedi. Dedim anne bir şey der misin? Dedi ki farklı olmuşsun. Sağ ol anne ya. Çok üzgünüm şu an. Çünkü bak. Sekiz ay sürecekmiş. 8 ay sonra bugün 23 Kasım doğum günüm oluyor. Ayrıca derse girmemiştim. Şu an derse gireceğim. Sonra konu hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. Çıkarıp almak istiyorum. Ablam kendine tripod almış. Sonra bana verdi. Allah razı olsun. Onun için bakın. Neyse. Konumuz hiç bu değil biliyorum. Çünkü ağzımda bir şey var. Hem de çok çirkin hissettiren bir şey. Neyse. Ben dersten sonra bir uyumuşum. Tam 4,5 saat. Şu an saat 5'e 10 var. 4,5 saat uyumuşum. O zaman canım acımıyordu. Şimdi canım o kadar acıyor ki. Hani bu normalde 8 aylık bir süreç dedi. Diş hekimi abim. Ama hani bu 1 aylık bir süreç olabilir. Çünkü canım çok acıyor. Öyle acıyor ki sanki hop hep yarın iyileşecekmiş gibi. Uyanmadan önce acımıyordu. Hatta böyle yürüyordum. Tamam ya diyordum. Gidip de bir yemek yerim kendime gelirim. Yo. Yo öyle bir şey yok. Şimdi bu şey sanki gerçekten bir ayda bitecekmiş gibi acıyor. Ablama attım fotoğrafı. Telli turna diye dalga geçti. Ben seninle dişsiz diye dalga geçiyor muyum? Hiç böyle güzel bir tepki alamadım. Bir Özge dedi. İşte inci gibi bir şeyin olacak sağ olsun. Ama hani alsaydım da güzel olurdu. Çünkü insanın bir güzel bir lafa bir şeye ihtiyacı vardı. Gerçekten çok çirkin göründüğümü hissediyorum. Bakıyorum. Evet, acıyor, canım acıyor. İmdatlar olsun diyorum. Hele hele hıl dişim küfür etmeyeceğim. Bayağı acıyor. Ana puding var puding yiyeyim. Biraz şey sürecinden bahsetmek istiyorum. Bu olaya karar verme sürecimden. Böyle 2 gün falan sürdü.
2 gün de sürmedi. Bir 10 dakika falan sürdü. Dedim ki dişle taktırayım ben dedim. Sonra annem dedi ki tamam taktır. Öyle gittik, araştırdım ben. Birkaç yere sordum, yani iki yere sordum. İkinci yerde tamam dedik, taktıralım dedik burada. Bir hafta sonra ya da şey verdi. Neydi onun adı kız? Randevu verdi bana. Ay. Çarşamba saat 9'a randevu verdi. Ben de tamam dedim. Salı günü akşam olan dedim ki aa dedim dişleri takanlar yemek yiyemiyordu değil mi dedim. Bir araştırayım hani bir bakayım ne oluyor. Meğersem bir hafta Melike'yi belki tanırsınız kuzenim. Bir hafta kız yoğurt ve çorbayla beslenmiş. Ben bunu duydum. Hemen internete girdim şey arıyorum kendime en sevdiğim yemek. Gittim pizza aldım bir tane. Onu paşalar gibi yedim. Sonra bugün oldu işte ne yiyeceğim bilmiyorum. Tek bir şeyimiz var. Tek bir kendimi iyi hissetme. Telafi değil neydi ya? Bazen ana dilin Türkçeyi bile doğru konuşamazsın. Çünkü malsındır. Ben çok üzgünüm. Bu da sivilce mi çıkar? Ben 13 yaşında mıyım? Behlül gibi bağıracağım artık. Yeter. Şurası çok acıyor. Şimdi dişimi bu olsa, burada şey olsa sanki dişim şöylesine geri gidiyormuş gibi. Hatta alttaki dişim yukarıya dokununca bir de şöyle vuruyormuş gibi. Bazlak yumruğu vuruyormuş gibi oluyor. Mesela sıkıntı yok. Ama şu, sen ne farkın olabilir senin bunlardan? Yiyemeyeceğim şeyleri öğrendim. Katır kutur salatalık yemek, katır kutur havuç yemek, katır kutur elma yemek. Bunlar benim böyle hobilerim yahu. Nasıl böyle bir şey olabilir? Katır kutur armut yemek. Dürüm yiyemiyormuşuz ya. Tamam diğerleri çok katır kütür de dürüm çok katır kütür gelmemişti bana. Dürüm yiyemiyormuşuz. Ekmek arasında yiyemiyormuşuz diye hatırlıyorum. Eğer bu böyle bir şey olmazsa hiçbir şey yapamayacağım zaten. Ne yapabilirim ki böyle çok sinir bir şekilde olmazsa falan diyorum. Aslında alıştım görünüşüne. Zaten ben kendimi çok güzel bulan, çok kendimle barışık biri değildim. Bu videonun eğlenceli olması gerekiyordu. Melike Muz'u bile böyle şey yapmam gerektiğini söyledi. Ne onun adı? Püre. Bazen hayat seni bir serseri yapar, bir semt bekçisi yapar. Ben zaten bu arada, neyse. Şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu bölse... Anladım. Kendimi çok bedes hissediyorum. Bir serseriyim bıçakla. Öyle bedesin olay. Bir muz zevkimiz vardı. Okey. Neden bahsediyordum? Bana insanlar şey diyordu. Sen R'leri söyleyemiyor musun? R'leri söylüyorum. Bayağı Rize olsun. R. Geliyor, gidiyor. R yani söyleyebiliyorum. Ama insanlar hani böyle çok hızlı konuşunca R'leri söyleyemiyormuşum gibi geliyormuş. Bunda herhalde artık bildiğin R'leri söyleyemeyen beyaz gibi oluyorum. Yalnızım dostlarım. Yalnızım. Sonunda canım acımadan yiyebildiğim bir şey var. Saat şu an gece 3. En son galiba puding yemeye çalışıyordum. Orada kaldım. Sonra ne oldu? Sonra annem çorba yaptı. Çorba yedim. Şimdi bütün dişlerim ağrıyor. İlk önce ondan bahsedeyim. Şurada şimdi sadece yukarıda tel olduğu için şöyle bir ağrı var. Yanlışlıkla alt dişim üst dişime mesela gösteriyorum. Şu olsa bile canım çok acıyor. Mesela şu an doktor gelse dese Zeynep'cim istersen şu an alabiliriz. Derim hadi al yeter çünkü canım acıyor. Neyse uyuyamadım acıdan. Ayrıca açım. Hunharca tost yemek istiyorum. Makarna yemek istiyorum.
G3'ten raporum bu kadar. O kadar çok yemek yemek istiyorum ki. Ama yiyebileceğim tek şey çorba ve yoğurt. Az önce çikolata yemeye çalıştım. Aslında çikolatayı yedim. Ama hani hiç o çikolatayı yerken insan böyle mutlu oluyor. O mutluluk yoktu. Şöyle şuralarda tel yok. Şimdi burada var sadece. Şu tarafta yok. Böyle 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 yedim. Çok da mutlu olmadım. Sonra zaten yanlışlıkla alt dişim üst dişime tak diye bir çarptı. Aslında tak değil. Tam olarak şöyle oldu. Ama böyle tak diye kafama zong 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 zong. Neyse. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğim. Herkese tekrar merhaba. Outfit göstermek gerekirse böyleyim. Ablamla annem inatla bu eşofmanı atmamı söylüyorlar. Ama hayır atmayacağım. Neymiş efendim? Çok eskiymiş artık. Atacakmışsın. Cart curt. En sevdiğim eşofmanım. Anne ve abla lütfen karışmayın. Saat bu arada 6. Bildiğiniz akşam 6. Onda dersim vardı. Derse girdim. Uyudum. Kalktım. Derse girdim. Üstüme giyindim. Hastaneye gittim. Sonra dişçiye gittim. Sonra geldim. Hala 1 gram yemek yemedim. Çok açım. Çok susadım. Bir çöl gibiyim. Her neyse. Yaşadıklarımı anlatmak istiyorum tekrar. Bu diş teliğinin şu tarafı. Gece uyuyorum ama sağ tarafıma yatıyorum. Çünkü sol tarafımdaki telin ucu biraz fazla çıkmış. Onun için tekrar diş hekimine gittim kessin diye. Onu kestiler. Sonra yemek yemediğim için kendime smoothie yapacağım. İlk defa evdeki smoothie aletini kullanacağım. Çok mutluyum. Çilek aldım. Muz var, kivi var, süt var. Daha ne olsun? Dünden daha az ağrıyor. Hele şimdi şu he ağrıyor. Neden bilmiyorum. Diğerleri az ağrıyor. Şimdi gideceğim kendime smoothie yapacağım. Smoothie'nin Türkçesi ne ki? Smoothie demek de istemiyorum. Bulamadım. Alıştım ya. Alışmadım aslında ama hadi hadi alıştım. Şimdi eskiden olsa konuşurken kendimi görmüyorum, sıkıntı olmaz derdim. Fakat şimdi bu mecrada olduğum için en azından editlerken kendimi görmek zorundayım. Bundanımız var böyle. Adının ne olduğunu blender. Heh. Smooth Blender diye geçiyor. Bunun içine koyacağız, sütümüzü koyacağız, karıştıracağız. Sonunda çorba harici, yoğurt harici bir şey yiyeceğim. Çok mutluyum. Dişim, gülmek istemiyorum artık. Bütün mutluluğumu aldı bu dişleri. Benim bir tanemin çiçek açtığını biliyor muydunuz? Hemen gösteriyorum. Benim bir tanem çiçek açtı. Bakın şuraya. 1, 2, 3, 4. Ben ona her gün böyle bakıyorum. Seviyorum. Sonra böyle böyle yapıyorum. Benim bir tane. Bu da bunu sevmiyorum. Ama bu benim bir tanem. Bu açmıyor. Annem diyor ki kızma ona. Ama şuna bak. Kendimi çok sağlıklı bir influencer gibi hissediyorum. Neyi çalar gibi artık. Böyle içeceğim. Kendimi Müslüm Gürses'le çok şu an benzetiyorum. Kendisini anlayabiliyorum. Aynada baktığım yüze bile küskünüm şu an. Çünkü bakın. Pis farkındayım ama bakın. Bak şöyle oluyor. Ben şimdi güleceğim. Güldün. Şimdi kapatacağım ağzımı. Bakın şurada bir şey var. Dudağım bunun üstünde kalıyor hani. Bakın. Burada bunu düzeltten gerekiyor böyle. Bir de artık ağzım kapalı gülemiyorum. Anca böyle oluyor. Artık böyle video çekmeden önce dudaklarımı da ayarlamam gerekecek. Hani düzgün duruyor mu diye. Bir tanelerim. Videoyu... Bir dakika.
Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. İsterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Diş teli takan arkadaşlarımdan taktik istiyorum. Yapmam gerekenler ya da şunu yapsan daha iyi olur falan derseniz çok mutlu olurum. 23 Kasım doğum günümde çıkacak inşallah. Mutluyum. Ama şu an dişlerim çok ağrıyor. Hani hele şu ışınlar var ya böyle. Sanki dişlerimi yarın çıkaracakmışım gibi hani. Bu kadar ağrıyorsa herhalde yarın çıkaracağım. Çok güzel olacak gibi geldi bana. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.